Gerçeğe döndüğü yer diyebilirim. Şehirden uzaklaşıp ruhunuzu dingil bir huzurla doldurmak istiyorsanız Orhaneli'deki Sadağı Kanyonu'nu tercih edebilirsiniz. Burası Milli Parklara ait tabiat parkı. Ben de ilk kez geliyorum ama işte bu benim eksikliğim olsun. Bakalım bana içeride neler yaşatacak. Su sesleriyle, kuş sesleriyle, yürüyüş yollarıyla, köprüleriyle ve kaya mağaralarıyla, yine kayadan oluşmuş kaplıcalarıyla çok özel bir yer. Hadi detaylarını şimdi göz atalım. Hissedilen her şeye cümle kurulmuyor der Cemal Süreyya. Doğada yürüdüğünüzü, suyun sesini, kuşların cıvıltısını, rüzgarın serinliğini hissetmek, duyumsamak için sabah erkenden yola çıktığımız, neler yaşatacağını bilmediğimiz Orhaneli Sadağı Tabiat Parkı sizleri bekliyor. Bursa'ya 63 kilometre, Orhaneli'ye 9 kilometre olan bu cennet köşe ismini yakınlarındaki Sadağı köyünden alıyor. Bursa'nın ikinci büyük kanyonunu gezerken kendine has bitki örtüsü karşılayacak sizleri. Gümüş ıhlamur türü, şifalı sularının olduğu termal hamam, gözetleme kulesi, ahşap köprüleri huzur veren, yaşama ilham veren yerlerden biri. Kanyon duvarlarına eski geçmişte çizilen insan ve hayvan figürleri tarihi açıdan da önemli bir yer olduğunu gösteriyor. Yürüyüş yolunun sonunda Roma İmparatoru Hadrianus'un avlak yeri olarak kullandığı, eşsiz doğasının hayran olduğu bu yere eşi için yaptırdığı kaya hamamını, suyun sesini dinleyerek açtığınız 12 kilometre parkurun sonunda görebilirsiniz. Bazı anılar kelimelere dökülmez. Neyse ki anı fotoğrafları dediğiniz muhakkak olmuştur. Sadağı Tabiat Parkı bunlardan biri.